Şu anda Kocaeli'nin yıllarca hamallık yaptığı, Hacı Osman Ağa'ya ait olduğu söylenen zeytinyağı fabrikasının önündeyiz ve Koca Seyit ilk evliliğinden iki kızı olur. Ayşe ve Fatma. Fatma isimli kızından olan, evet, torunu Nevzat Gündoğan şu anda bizimle birlikte. Bize büyük dedesi artık Koca Seyit ile ilgili bildiği anılarını kendisi anlatsın. Duyduğu anıları. Evet. Ben anneannemin yanında durduğum için yanında az ve çok duruyordum. Anneannem derdi, dedeniz zebil yani olduğu için kendi halinde yani. Öküzü ufak olurmuştu, eşeğe bakımsız olurmuştu. Yoksul ailelerin çocuğumuştu. Eşek çaydan yani kaçak odun kömür satmak için, şehire inmek için, dereden köprü olmadığı için dereden geçerken de dahil eşeğe köprüyü su götürmesin diye eşeğin arkasından itermişti, kalkarmıştı. Eşeğe yükünü getirip götürmüştü. Şehre de gelir, ihtiyacını görürmüştü. Tekrar evine bir topa gitmek götürmüştü kendi halinde. Böyle böyle paketi getirmiş götürmüş. Gücü yine haliyle güçlümüştü. İlk eşi üçüncü evliliğin hamileliğinde rahatsızlık geçiriyor. Öyle. Üçüncü çocuğun hamileliğinde mefat ediyor. Sonra? Sonra evde yetişkin bir baldızı varmıştı. Evet. Onu kaçırıyor. Benim dedem sülalesi. Onun ismi neymiş baldızın ismi? Biri Emine, biri Hatice. Hangisi? Hatice. Hatice. Onun ismi Hatice olması lazım. Evet. Nene, o teyzemizi tanırım yani, o neneyi tanırım, ben de tanırım. Hatice'yi benim dede sülalesine getiriyor. Şimdi önce Seyit'in çevresi de olmadığı için dedem yanından da biraz ondan da akrabalığı varmış. Yani herkes kendi bir sülalesini sığınabileceği yahut bir arkadaşına böyle şeylerde dayanması gerekiyormuş. Evet. O demiş, nereye gitsem? Köson sülalesine gidelim demiş. Yani dedem sülalesine köselerden. Evet. Köson sülalesine. Oraya geliyor. Zaten bir ev, bir ev, oda evi var, bir de öndekileri varmış. Yani iki, yani bir ev, bir oda, bir ikileri yani depo gibi. Gelen misafir ikilere koyuyorlar. Yukarı mahalleliler Hinci Seyit kaçırdı diye yani baldızını. Yürüye diyor, dedemin şeyine bastırıyor yani. Evini basıyorlar. Evini basıyorlar işte, öldüreceğiz, keseceğiz. Dedem demiş, Hinci, o herkesin bir çevresi var. Dedem demiş, doğur bakalım, öldürme biçime. Tam sonra. Bir soralım demiş sizin kıza. İstiyor mu, istemiyor mu? Zorlanım geldi, zor şey mi demiş. Soruyorlar, Hatice, kızım bunlar seni almaya geldi demişler. Ben demiş, galiba kimseye yaramaz, şeyi de yarardım demiş. Getireyim köyün imamını demişler, bir imam nikah kıyıyorlar. İşte orada imam nikahından kalıyor, resmi nikah bile ikinci eşi, resmi nikah bile görmüyor. İkinci eşinden de oğlu oluyor, Abdurrahman. İki tane oğlan oluyor. Biri Abdurrahman, biri Mehmet olması lazım. İki oğlu olmuş ondan da. Bir eşi yani öyle. Ondan da onların yani oğlunun biri ömrü kısa oluyor, ikincisi yine uzun oluyor. Onun çoluğu çocuğu var mesela, daha köyde yaşayan torunları var oğlunun. Böyle devam etmiş. Bir Seyit'in yine bir kardeşi de Çanakkale şeyinde kalmış. Savaşta şehit olmuş. Kalmış. Ana künyadaşlarına Havranlı Mehmet diye geçiyor. Diye geçiyormuş. Acaba nerede görürüm kardeşimi? Nerede görürüm? Rastlayamadım demiş neneme. Yani orada amcanız var mı demiş. Hiçbir adını falan göremedim demiş. Bu Çanakkale savaşları bitince Ayvalık muhabirleri yani Kurtuluş savaşları olmaya durmuş. O da o yine gönüllü gidiyor. Orada sırtından kurşun yarası alıyor. Burada işte hekimler alalım falan demiş. Kurşun mermi içeride kalmış o zaman. İşte tedavi yapalım demiş. O demiş, gazilik şef ünvanımız bizim demiş. Koca Çanakkale'yi kurtardık, bir şey olmadık demiş. Evet, ufacık, bir nişan gibi. Ufacık yani. Şeyden demiş, bir nişan aldık demiş. Ninem derdi, bir tabur neferle geliyor, asker yani neferle derlermişti. Kebirinin kellesi kopar, kebirinin ayağı kopar. Yani top gibi kellelerin havada uçtuğunu gördüm demiş. Mesela sen kimi gördün? Ay, Koca Seyit zaten 38'de yani ilk teyzem öldü doğduğunda Koca Seyit ölmüş. 1938 diyorsun. 38 değil yani. Atatürk 38'de ölmüş, 39'da. Sen kimi tanırın peki? Seyit Onbaşı'nın kızlarından mesela. Nineni tanıdın. Ninemi tanıdım. Evet. Teyzemi tanıdım. Evet. Dayımı tanıyamadım. Dayımı tanıyamadım. Yani ilk eşimden oldu. Hı-hı. Onu görmedim yani. Görmedim. Ali Osman'ı görmedim. Peki onlardan önemli dinlediğin böyle bir hatıra var mı? Onlardan yok. Ninemden yani Fatma Özçetin. Var mı önemli yani böyle? İşte bunları konuşuverirdi bana. Yani yoksulluğundan, varlığından, biz dedi yani zaten 4-5 sene savaşta kalmış.
yani askerde kalmış, askerlik anında, savaş anında 5 sene mi kalmış? 9 sene. Dedem kalmış 5 sene. O 9 sene yani. Geldiğinde tanıyamamış kendini evlerinin yanına gidiyoruz. Sonra öğrenmişler yani tanıyamadık. Yani dedeni, babamızı bilemiyorduk biz de. Evet, babamızı. Babamızı yani baba olduğunu sonra öğrendik diyordu. Yani 9 sene sonra. Biz şunu öğrendik az önce. Bu zeytinyağı fabrikasında çalışırken soğuk havalarda bir kazanın üzerinde yaptığımız çok defa görenler olmuş. Büyük ihtimal belki de zatürreyi burada aldı zaten. Canım, az önceki görevli onu söylemişti. Buradan ya gönderiyorlar. Kazan şey oluyor. Kazan zaten sıcak da yatıyorsun. Kazan sıcak da yatıyorsun. Üzerine. Onun için ateş işte. Ateş yani su ısınan kazan var fabrikalarda. Evet, evet, evet. Şimdi ona sırtını dayıyorsun, dayıyorsun. Orada fakirini geçirmeye çalışıyorsun. Dışarısı zaten buradan köye gitmek için 2 saat. Herhalde o yüzden olsa gerek rahatsızlanınca köye gönderiyorlar. Ve ama işte köye gittikten 4 gün sonra vefat etmiş. Kömürcülük yaptığı esnada kömürleri çarşıya getirirken böyle hayvanlar zorlandığında suyun içerisinde hayvanlar da sırtına aldığı. Yani onu elinden kaldırdığı anlar olmuş. Yine de güçlü. Kaldırdığı herkes suyun içinde tabii. Suyun itiyor. Taşıdığı değil de yani itiyor. Yardım oluyor. Hayvanı yardım su ediyor çıkmasına. Yıkıp devirmesin, suyun içine yatırmasın diye. Hem altından böyle destek veriyor hem destek arkasından veriyor. İtiyor. Evet. Yani yolu zaten 3 saat hayvanla. Bunları duydun mu? Duydum. Kimden duydun bunu? Ninemden duydum. Yine annemden duydum. Anneannesinden şunları duymuş o zaman Nevzat. Yaşadığı su götürmesin diye destek veriyor. Destekçi veriyor. Sürüklemesin sel. Evet, bunlara destek verdiniz. Yaşadığı başından gelen şeyleri annen yani tabii insanlar ailesinden konuştuğu gibi çoluğunla çocuğunla evet. Konuşmuş yani. Ve annenlem 9-11 çocuk sahibi. 4 oğlan, 7 kız. Bir tanesi de ölmüş. Evet. 12 tanemişti. Evet, pek anılarını da anlatmasını seven biri değilmiş zaten. Böyle mütevazı bir yerdi. Değilmişti. Demek. İçine evet. Kapanık bir şeymişti. Evet. Yani rastgele işte böyle kendi halinde bir insanmıştı. Evet. Çopurlar sülalesi diye bilinirmişti. Sülale çopurlar olarak. Sülalesi de. Çopurlar çabuk olmuş. Çabuk olmuş. Çabuk o şekil çabuk olmuş. Yani çopurlar yani geriden gelene yana olduğu gibi orada da ön tepeç geçmesi. Evet. Oradan da çabuk olmuş. Tekme. Çok teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum.